gösterge tahvilin bileşik getirisi %9,54 seviyesine yükselmiş vaziyette. Günün geri kalan kısmı ile ilgili şimdi beklentileri alacağız. Bunun için de ALB menkul değerlere dönüyoruz. Arda Coşar karşımızda. Merhabalar. Merhaba. Borsayla başlayalım. 78.133 seviyesindeyiz ama gün içinde bu seviyenin de aşağı yönlü denendiğini ve endeksin 77.751 seviyesine kadar indiğini gördük. Düşüşler günün geri kalan kısmında devam eder mi? Moody's kararının akşam gelecek olması da biraz tedirginlik yaratmışa benziyor. Ne beklersiniz borsa tarafında? Bugün borsalara Irak'ta yaşananlar, Irak'ta yükselen jeopolitik risk gündemini vuruyor. Baktığımız zaman IŞİD'in Irak'ın kuzey bölgenin ilerlemesi, Erbil'i tehdit etmesi üzerine, ABD Başkanı Obama'nın da hava operasyonuna sinyal vermesi üzerine borsada sert satış görüyoruz. Tabi biz de bundan olumsuz etkilenmesi yanı sıra aynı Türkiye'de aynı bölgede olduğu için negatif paylaştığını görüyoruz biz sizin. Ve aşağı yönlü bir hareket, sert bir hareket de aşağı yönlü bir açılış yapıldı. Aşağı yönlü hareket şu an devam ediyor. Moody's tarafında ise Moody's kararı ve açıklamaları muhtemelen seans sonu gelecek. Ben not indirim beklemiyorum ancak açıklamalar gelebilir. İşte uyarılar gibi Türkiye'de dair ama not indirim beklemiyorum. Ancak not indirimi gelmese bile bunu riskini almak istemeyen yatırımcıların pozisyon kapatmaları muhtemel. Bu yüzden bugün biz yüzde aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Bugün haftanın son günü Cuma, 77.500 seviyesi önemli. Bu hafta kapanışı eğer 77.500 seviyesinin aşağısında yapıldığı takdirde haftaya satışların devam beklenebilir. Bu açıdan 77.500 seviyesi BIST yüzde izlenmeye diye düşünüyorum. Dolar TL'de yukarı yönlü hareketler var. Orada haftayı hangi seviyelerden tamamlayabiliriz? Moody's'den gelebilecek bu açıklamalar kuru nereye taşır? Şimdi baktığım zaman gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kaybı süreci hala devam ediyor. Türkiye'de TL de ayrıca negatif ayrışıyor Irak'ta yaşananlardan dolayı. Bu yüzden dolar TL sert yukarı yönlü bir hareket var. Moody's faktöründe ise Moody's eğer bir not indirimi gelmezse dolar TL'de kısmi bir geri çekilme şansı bile dolar TL'de yukarı yönlü eğilim şu an için devam ediyor. Seviye olarak da kısa vadede gün içerisinde işlemlerde 2.17.50 seviyesi önemli. 2.17.50 seviyesinin yukarısında kaldığı sürece 2.18.30 ve 2.18.70'e doğru yükselişler dolar TL'de görülebilir. Arda Coşar, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için ve Mahfi hocamızla sohbetimize devam ediyoruz.